Trakya Türk TV ekranlarından herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenlerimiz. Bir kez daha alternatif analizle yine sizlerin karşısındayız. Ben Yaşar Polat. Ben Selahattin Uzun. Bugün yine sizlere önemli bilgileri aktaracağız, önemli gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Tabii ki programın ana amacı olan analizler yapacağız, alternatif analizler yapacağız. Hem ülkemizden, hem bölgemizden, hem de dünya siyasetinden ve gelişmelerinden buradan sizlere aktarımları yapacağız. Gündemimiz yine yoğun, yine dolu. Saat 20'ye kadar süremiz el verdikçe, imkanlar ölçüsünde programımız içerisinde tüm gelişmeleri sizlere aktaracağız. Evet Sayın Uzun, bugün evet. Neler var? Öncelikle geçen hafta program yapamadık. biraz benim okulla alakalı tezimi teslim etmemle ilgili olduğu öncelikle özür diliyorum tüm izleyenlerimizden. Ama çok şükür okul bitti. Kurtulduk. O zaman hemen raporları alalım. Tamamen bitirdik. Önümüz aydınlık. Tamamen bitti. Bundan sonraki aşama. Doktora için bu yıl dinleneceğim hocam. Dinleneceğiz. Yani okul biraz artık biraz belki bir yurt dışı falan bir şeyler. Dile belki eğilim gösterebilirsin. Dili geliştirmek için. Dil sınavı olacak doktora da galiba. Dil sınavı olacak aynen. Onunla alakalı bakalım yani. Muhtemelen özel ders alacağım yani hani bir kursa falan gitmeye çok zamanımız olmuyor. Aynen birebir belki. Birebir vakit buldukça inşallah öyle bir şey yapacağız. İnşallah yani gayret etmeden olmuyor. Evet gündemimiz yoğun dedik. Valla gündem çok yoğun. Ancak sen program açarken benim aklıma meşhur bir internet esprisi geldi. Nedir o? Dünyada bu internet teknolojileri gelişirken Google'la alakalı mükemmel bir arama motoru işte hiç kimse bunun önünde duramaz her şey dört dörtlük gidiyor ne sorsan biliyor falan demişler. Hı hı. Bir tane Türk tabii hikaye bu Google'a gelmiş ne var ne yok yazmış. Ne var ne yok. İnternette güzel. O Google'ın bilgisayarları artık o error kırmızı ışık verecek cevap yok. Hakikaten şu anda gündem yerelde Tekirdağ'da, Trakya'da, Türkiye'de, Karadeniz'de. Ya dünyada, coğrafyada bir şeyler oluyor. O kadar yoğun ki neresinden tutsak? Evet. Neresinden tutsak? Ama tabii konu başlıklarımızı hep söylüyoruz. Yetiştiremediğimiz zaman da gönül koyanlar oluyor. Adım adım gidelim. Akışına göre. İstersen önce Instagram kesintisi gündemde çok popüler. Evet. Oradan girebiliriz. İstersen olur. Yerelden hareket edebiliriz bir parça. Yani taze bir konu, güncel girelim. Bir konu Instagram'dan girebiliriz. Ben yine de ipucu vereyim takip edenler için programımızın başında. Yerelden iki konuyu ben ele almak istedim. Bir tanesi tabii ki canımız, bir tanemiz göz bebeğimiz Tekirdağ Spor'la alakalı. Tekirdağ Spor'da son gelişmeler var, güzel gelişmeler var. Benim de bizzat şahit olduğum. Biraz önce de Tekirdağ Spor resmi sayfalarından paylaşıldı sosyal medyalarından. Tekirdağ Spor bir önemli bir teknik direktörle bilinen, tanınan, Süper Lig tecrübesi olan bir teknik direktörle anlaşmaya vardı. Çok güzel. Yanında da yine Süper Lig tecrübesi olan, birincilik takımlarında oynayan, ikincilik takımlarında oynayan, son olarak da Süper Lig takımlarından birinde kaptanlık yapan bir transferle başlıyor lige. Yurt içi yurt dışı Tekirdağ Spor bu yıl gurbetçilerden bahsediyorum yurt içi yurt dışı futbolcu transferleri olacak. İnşallah hedeflediği 3. lige kavuşacak. Bu yıl Tekirdağ Spor inşallah Çorlu Spor'umuz gibi. Peki takip etmeyenler için sorayım. Tekirdağ Spor'un yönetimi değişti mi? Hayır. Hiçbir değişiklik aynı yok. Yönetim, yeni aynı bir heyecan yönetim. Başlattı. O zaman aynı destek yönetim. Aldı. O konuyla ilgili sırası geldiği zaman benim birkaç söyleyeceğim var Tekirdağ Spor'un yönetimi. Öyle olması gerekiyordu. Böyle devam etmesi gerekiyordu. Böyle de devam edecek. İsabetli güzel bir karar bu bence. Instagram'dan başla istersen sen. Oradan girelim. Oradan girelim. Mesela şey diyeyim, Instagram senin hayatını ne kadar etkiledi? Kullanıyor musun? Hiç etkilemedi. Hiç etkilemedi. Hiç etkilemez mi? Olmasa da olur etkiler. Mu? Etkiler mi? Ya şöyle, Instagram ya da diğer sosyal medya hesapları, tabii ki insanların iletişim, şu anda iletişim çağındayız diyoruz değil mi? Tabii. İletişim çağındayız. İnsanların birbirleriyle etkileşiminin önemli unsurlarından bir tanesi Instagram. Özellikle genç neslin yoğun olarak kullandığı birbirlerinden, dünyanın birbirinden haber olduğu bir platform haline dönüşmüş durumda. Bu saatten sonra Instagram, Twitter ya da YouTube ya da diğer sosyal medya hesapları kapatılamaz ancak yani engellenmemeli
Ama tabii ki bu şu demek değildir ki ülke çıkarlarının önüne de geçemez. Eğer bizim ülkemizde bir faaliyette bulunuyorsa bu ülkenin kanunlarına, bu ülkenin izinlerine, yasaklarına da uymak zorunda. Hı hı. Görüşmeler yarın yapılacak bildiğim hı hı. kadarıyla hı hı. Instagram yetkilileriyle. Cumhurbaşkanımız da bir açıklama yaptı. Ne dedi? Yani benzeri şeyler söyledi. İşte söylediği lafların arasında özgürlükler bir yere kadar, bu özgürlükten kastedilen bu değil. İşte ülkenin aleyhine vesaire yapılan tabii. yayınların kesintiye uğratılmaması söz konusu, işte geçek alınması falan gibi duyulması çok kulağa hoş gelen şeyler söyledi. Söylediklerinde evet. bir yanlışlık yoktu. Ama söylediklerinde eksiklik vardı eğer oradan gireceksek. Nedir eksiklik? Orada özellikle vurguladığı anayasamızın bize verdiği yetkiler ve oradan aldığımız destekle dedi. Hı hı. Kendini bir açığa düşürdü. Yani Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını uygulamayan bir iktidar, Anayasa Mahkemesi'nin aldığımız... Ya bu konu üzerinden açığa düşürdü. Ama işte bu işte emsal teşkil etti. Yine aynı yerden açığa düşürdü. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Atatürk'ü koruma kanunu var. Bütün medyalardan, bütün sosyal mecralardan Atatürk'e bir linç kampanyası var. Cumhuriyete layıklığa bir linç kampanyası var. Hala anayasasında layıktır yazan bir Cumhuriyet'in Cumhurbaşkanı olarak Instagram'ın o içeriklerde de eksik kaldığını vurgulayabilirdi. Belki katalog evet. suçların içerisine giriyordur hı hı. ama dilinden duymak hoş olurdu. Biz asla bu anlamda ayrımcılık yapmadık. Buna tevasül etmedik. İşte kimseleri ötekileştirmedik mealinde söylemleri vardı. Fakat evet. uygulamalara baktığımda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Diyanet'ine, Cuma hutbelerinden bayrak törenlerine, andımızdan başka yere kadar Türk hı hı. demek, ata Türk demek neredeyse kusurlar hanesine yazılıyor. Bunu da bir anekdot olarak kullanıyorsun. Bunu da fiilde yani. Böyle ama keşke dilinden tırnak içinde mecazen söylüyorum. Biz onu derim yani şimdi biz onu bunu anayasayı burada tanımıyorduk. Burada tanıyoruz. Ben ama, anladım ama işte, Instagram'la ilgili nasıl bir açığa düştü? İşte bu açığa düşmek bana göre. Yani sen orada Türkiye Cumhuriyeti'nin haklarını savunurken yerden göğe haklısın. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında yazan, Türk halkının kalbinde yazan hakları var. Anladım. Onları da aynı hassasiyetle hem Instagram'dan bekleseydin, diğer sosyal medya mecraları dahil, hem de fiilen sen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna, onun fikirlerine ve anayasadaki yerine icraatınla sahip çıksaydın diye onun düşünen milyonlar vardı peki. diye düşünüyorum. Ama tabii Instagram meselesi kamuoyunda yaratılan algı gibi değil. Öncelikle madem ki alternatif analizini yapacağız. Evet. Sosyal medyada yazdığımız yazılarda da bunları paylaşmaya gayret ediyorum. Her şeyden önce ne niyetle yapıldığını ayrı konuşmak gerek ama hangi sonucu doğurduğuna ayrıca bakmak evet. lazım. Şimdi yapanın niyeti çok halis ise çıkan sonuçlarda en fazla düşünemedik ortaya çıkar. Yapanın niyetinde kasıt varsa o anayasal suçtur. O başka bir yere götürüyor bazı şeyleri. Ama biz ilk önce bu Instagram yasağının arifesinde İletişim Başkanlığı'nın açıklamasını gördük. Arkasından yasak geldi. Şimdi aynı İletişim Başkanı, hadi Cumhurbaşkanımızı tenzih edelim. Hakikaten zaman onun için de 24 saat, bizim için de 24 saat. Onun için İletişim Başkanlığı var veya diğerleri var. Keşke uzun uzadıya normal bir açıklamayla canlı, görüntülü, görsel, yazılı hangi gerekçelerle ne olduğunu kamuoyuyla paylaşıp, kamuoyunu buna hazırlayıp arkasından o kısıntıya gitseydi keşke. O hı. zaman derdik ki niyet halis, tavır net, hep beraber destek olalım. Ama biz bir gece yarısı istifa eden bakandan, Twitter'dan istifa ediyor ya da benzeri bir yerden ya da bir gece yarısı yapılan, sabaha karşı yapılan bir kesintiden hı. hiç beklemediğimiz kararlardan yorulduk. Dolayısıyla böyle başlayınca halk kamuoyu desteğini oluşturmakta zorlanıyor. Trollerle de birleşince özellikle sosyal medya birbirine giriyor. Ve özgürlüklerin bu yönde, bu şekilde bu kadar kolay kısıtlanamayacağını gündeme getirdiğinde de sen Yahudi sevecisine, başka bir şeye falana filana gidiyorsun. Ben de diyorum ki ne alakası var? Şimdi niyet tarafından bir baktık, sonuç tarafından bir bakalım. Şimdi sonuç bizi nereye götürdü? Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bir Canan Atalay'ın özgürleştirilmesi vesaire sonra benzer kararlar var değil mi? Defaten alıyor ve hükümetin uygulamamasını yok sayarak alıyor. Onu orada tanımıyorsun ama öbür tarafta anayasadan güç aldığını söylüyorsun. Sonuç bizi nereye götürüyor? Hukuku istediği gibi yorumlayan bir pratiğe götürüyor. Hangi sonucu getirdi?
özgürlüğünün bir parçasını kopardılar. Hangi sonucu getirdi? Bunun üzerinden halkın iletişim kurma kanallarından birini kestiler. Kaç kanal var? Facebook, Twitter, beş Instagram, tane. YouTube, hadi beğenmesen de TikTok gibi anonsurlar var. Şimdi Facebook'la Instagram'ın sahibi aynı. Değil mi? Tabii. Niye hepsini birden kesmedin? Politikaları farklı değil. Aynı sansürlemeyi Google yapıyor. Niye onu kesmedin? Niye topyekun bir tavır aldın? Yani orada bir boşluk var. Ben orada ikna olmakta zorlanıyorum. Peki bununla beraber bugün Instagram'ı kestin. Bir hafta 10 gün sonra bu mahkeme kararları falan beklenmeden Facebook'lar kesilirse, YouTube'lar kesilirse, akşamdan sabaha WhatsApp kesilirse, aç parantez, Türkiye ekonomisi çöktü. Akrabasını ziyarete gidebilen asgari ücretli emekli devlet memuru görebiliyor musun? Kars'ta doğumlu, aile orada, kendi Tekirdağ'da yaşıyor. Otobüse binemiyor, uçağa binemiyor, ulaşımı kestin. Telefon iletişimi kurmak istiyorsun. Yıllık anlaşman bitti. 100 liradan kapattığını 500 liradan sana paketi veriyor. Hayır diyorsun, yalın telefon istiyorum. Sadece açık kalsın. Hayır. Asgari bu kadar internet, asgari bu kadar telefon, asgari 450 lira. İletişimini kesti. Sokağa çıkma özgürlüğün sıfır. Neden? Sokağa çıktığında, öğretmen çıktığında başka uygulama, madenci çıktığında başka uygulama. Yani hak aramak için çıkanlar başka uygulama. Anayasa diyor ki sana bunu yapma özgürlüğün var. Valilik diyor ki gösterdiğim alanda yapacaksan anayasaya ters bir karar. Nasıl olacak şimdi? Gösterdiği alanda yapmakta bile izin vermiyor. Ya da tam bir gösteri yapılacak. İşte bilmem ne gösterisi. O alana konser yerleştiriyor. Bilmem ne belediyeleri vesaire falan. Yani seni fiili sokakta protesto hakkını engellemiş. İletişim hakkını engellemiş. Seni iletişimsiz hale getiriyor. Yarın toplumsal bir olay, infial yaratacak derecede, Allah göstermesin, bu yabancı göçmen politikasından kaynaklanabilir, ekonomiden kaynaklanabilir. Halkın hadi şurada bir araya geliyoruz gibi bir çağrıya muhalefet partisi bile yapsa gidebilme şansı yok. Televizyonlara çıkmaya kalksa muhalefet, öyle bir niyet yok ya böyle bir çağrı için. O kanallar sansürlü, kapalı. Seni ne yapıyor? Ekonomiyle dar gelirli ilan etti. Yok hükmündesin. Karın tokluğuna çık, hava hapishanesindesin. Evet. İletişimle kapattı. İletişimin yok. Ailenin, akrabanlar hatır soramayacak duruma getiriyor seni. En önemlisi de istediğimde istediğimi keserim. Instagram'ı kastediyoruz. Facebook'u kastediyoruz. Evet. Korkudan korkmayı öğretiyor. Neyse. O zaman böyle olduğunda senin analizin şu. Benim anladığım kadarıyla diyorsun ki bu iletişimi kesmek, özgürlükleri kesmek anlamına gelir. Bu, başka yerlerde de... Bu adaletle hükmetmek değil. Değil. Yani bir, önceden haber vermeliydi kamuoyu yaratmak adına. Böyle gece yarısı, sabaha karşı, sabahtan sonra hem de bir bürokratın ağzından, seçilmiş bile değil, olmasını ben şık bulmuyorum. Anladım. Neyi ne zaman keseceğinden kaygım var. İletişimimin de kesilmesini, bak de diyorum, evet. Şık bulmuyorum. Tamam. Ama en önemlisi... Bunlara gerçek anlamda tepki vermeyen, veremeyen, verdiği tepkiyi de hep böyle bir payanda zihniyetiyle veren, muhalefetten çok şikayetçiyim, muhalefetsiz bir Türkiye'nin içerisindeyiz. Yorulduk diyorum. Şimdi ben tabii ki senin yapmış olduğun alternatif analiz diyoruz ya. Tabii. İşte Yaşar Polat alternatif analizi, Selahattin Uzun alternatif analizi. Aynı analiz olmamız da zaten mümkün değil. Zaten olmasın. Şimdi da. Olumlu ya da olumsuz iki taraftan bakıyorum ben. Tabii ki. Şimdi algılar ya da reaksiyonlar yapılabilir. Hükümetlerin, devletlerin kendilerine özel yapabileceği bazı yetkileri var. Yeri geldiği zaman ansızın da kullanabilir. Algı yapması gereken bir zamanı varsa da algı da yapabilir. Şimdi önemli olan yapılanın arkasında durmak. Yaptığı hamlelerin arkasında durmak. Çok güzel yere temas ettim. Değil mi? Evet. Hatırlarsan Twitter'da kesilmişti uzun bir süre Türkiye'de. Fakat sonra geri adımlar atıldı. Ne değişti Twitter'da? Hiçbir şey değişmedi. Aynen devam ediyor. Ya da işte bir papaz tutuklanmıştı. Ne oldu sonrasında? Daha çok tavizlerle bırakıldı. Evet. Yani bir şey yapılırken, reaksiyon gösterirken, bir şey söylenirken halk şunu bekliyor. İlk etapta kulağa hoş gelebilir ama devamında o da boşa gitti, o da boşa gitti, aynen o da öyle. Boşa gitti. Yani bürokratlar ya da siyasetçiler ülkenin kaderine karar vericilerin
bir şey, bir hamle yaparken ya da bir açıklama yaparken önünü arkasını düşünüp ileriye dönük de arkasında durabileceği kararlara imza atmaları lazım. Yarın Twitter'ı, Instagram'ı ya da diğerini kapatabilirsiniz. Tabii. Ama açtığınız zaman bir şey değişmediyse niye kapattınız? Evet. Niye kapattınız? Ben o öbürlerine bakmam. Yani mevcut, somut bir şeye bakarım. Onun üzerinden analizimi yaparım. Bunu yapmış, öbürüne onu öyle demiş, buna böyle demiş değil. Şu anda önümüzde ne var? Instagram kapalı. Tabii. Instagram'ın kapanma sebebi nedir? Benim net olarak duymak istediğim. Hangi şartlarla açılabilir? Bundan sonraki süreç nasıl işler? Hükümet tam olarak Instagram yöneticilerinden, ortakların, aynı şirketler grubu falan değil. Instagram neden kapatıldı? Bundan sonra devam etmesi için hükümetin talebi nedir? Anladığımız kadarıyla Türkiye şu an Orta Doğu ile alakalı bir pozisyon alma durumunda. Instagram da etkili bir şu anda iletişim aracı. Kesinlikle. Anladığımız kadarıyla Instagram paylaşımlarının Türkiye'nin siyasi çıkarlarına, hamlelerine ters düşebilecek bazı haberler yaymasından endişe edildi ki Instagram'a böyle bir yaptırım uygulandı diye ben düşünüyorum. Başka bir sebebi olduğunu da sanmıyorum. Diğer konulara geçelim. Orada yok, devam edelim. Burada önemli birkaç ayrıntı var. Şimdi tarafından bakalım. Peki az önce dediğin yeri, çok güzel bir yeri açtın. Hakikaten ağzına yüreğine sağlık. Arkasında durmak meselesi dedim. Şimdi arkasında duramadığı böyle kararlar aldığında anlık olarak gündemi değiştirip, ki gündemi değiştirmenin de bir vesilesi oluyor aynı zamanda. Çünkü bunun perdelediği başka bir olay var. Ondan bahsedeceğiz az sonra. Bindiği dalı kesiyor iktidar. Yani kendi fikri ise Sayın Cumhurbaşkanımızın aceleye gelmiş bir bakış açısı. Danışmanları ona bunu bir şekilde veriyorsa yine aceleye gelmiş bir şey. Bu şekilde güven kaybede. Bakın, halkın gözünde hiç olmaz dediğimiz şey CHP'nin alternatif olarak yerel seçimden çıkması. Hiç olmaz dediğimiz şey. Yani CHP hak etmedi ki bunu. CHP'ye rağmen AK Parti kaybettiği için tabii. CHP bu sonucu alıyor. Şimdi sen böyle yaptığında, bu hesapsız davranışları yaptığında sana duyulan güven, liderliğine duyulan güven, teşkilatına, partine duyulan güven, devlete duyulan güven kendi seçmenin nezdinde de yıpranmaya başlıyor. Bütün cephelerde benzeri şeyler yapıyorsun. Diğer tarafından bakalım. Instagram'ın kapanmasından zarar gördüğü iddia olunan, günlük 1.6 milyar zarar gördüğü iddia olunan büyük bir reklam, tanıtım vesaire sektörü, influencerlık, başka şeyler, bir sürü şeyler var deniliyor. Hadi o kazançların, kayıpların da tartışmasını bir kenara koyalım. Instagram'ın sahiplerinin, dünyayı yöneten o yeni dünya düzeninin efendilerinin, Instagram'ın sahibi onlar değil. Onlar onun suyunun suyu. Umurunda mı Türkiye'den kazanılan para? Türk halkının kayıpları, Türkiye'de Instagram üzerinden gelir kazananların kayıpları Instagram tarafının umurunda mı? Umurlarında bile değil. Türkiye'de Instagram kapansa ne olur? Yani neresinden bakarsan bak. Yani ekonomin nerede zaten? Sen Instagram pazarında zaten çok büyük bir noktada değilsin. Ama hangi niyetle ne yaparsan yap, sonuçları üzerinden ilerlediğinde halkın yüreğine koyduğun korkular yarın başka ne olacak, hukukun önünde arkasında hareket edebilecek, çok tehlikeli. AK Parti bindiği dalı kesiyor. Yöntem bu değil. Şimdi herkes VPN kullanıyor. Yani herkes bir şekilde giriyor, girmeyen hiç kimse yok. Bilmeyene de öğrettin. Evet. Dolayısıyla bu iyi hesaplanmamış bir adımdır. Stratejik bir adımdır. Peki neyi perdeledi? Şimdi bak, nereden çıktık? Geçelim mi diğer konularımıza? Arka arkaya geldiği için. Tabii. Paris Olimpiyat oyunlarının açılışı yapıldı. Herkes orada kıyafetleri tartıştı değil mi? Biz geçen hafta program yapamadığımız için giremedik. Peki orada topluma verilen neydi? Dünyaya bir meydan okuma vardı orada. Yani 2030 ajandasına kadar değiştirilmesi düşünülen, dünyaya dayatılması, uygulanması düşünülen adımların içerisinde ne vardı? İşte bu LGBT vesaire tarzı, cinsiyet vesaire, tek tip insan gibi değişik kavramlar vardı. O ve ona benzeri görüntülerle gerçekleşti bazı şeyler. Yanında Türkiye'nin kıyafeti, reklam olması ya da isim vermeyelim, popüler bir marka tarafından yapılan kıyafet, Nazi kamplarında toplanan Yahudilerin kıyafetlerine benzetildi. Yani kıyafet seçimine çok şey tartışıldı. Tam biz o arada ne gördük? Dünyada İsrail'in Lübnan'a silahlı saldırıları, Filistin üzerinde ürettiği politikalar, meydan okumalar vardı. Biz o anda neye şahit olduk? Bir gün bir duyduk ki
Karabağ'a girdiğimiz gibi, oraya girdiğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız oraya da gireriz dedi. 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 Peki arkasından atılan tweetler neydi? Türkçeydi. Yabancı dilde değildi. Yani tamamen iç siyasete atılan bir adım gibi dursa da korkunç bir gündem oluştu. Sen hiç olmayan bir cepheden Türkiye'nin İsrail'e girip giremeyeceğinin tartışmasını açtın. Yani devlet yönetiminde bu çok sıkıntılı bir iddia. Bu kadar kolay değil böyle şeyler. Bunu söylemek de bu kadar kolay değil. Arkasından Yunan tarafından söylenen sözler var. Oradaki bakanların açıklamaları Cumhurbaşkanlığına karşı. Evet. İsrail Dışişleri Bakanı'nın sizi yeryüzünden sileriz söylemleri var. Biz bu tüm söylemlerin içerisinde başka bir sürü şey var da hani detaylara çok girmeyelim. Instagram'ın kapatılmasını tartışmaya başladık. Evet. Bak o gündemi bir daha perdeledik. Ya suni bir gündem bana göre Instagram. Kesinlikle suni. Suni bir gündem. Yani ama çok daha önemli gündem konuları var. Yönetiminde yerini alıyor. Evet. Şimdi izleyenlerimiz ekranların başından ayrılmasın, yerel gündemi takip edenler tabii. Özellikle. Tekirdağ Spor'la ilgili gelişmelerle alakalı birkaç bir şey söyleyeceğiz. Artı yine yerel gündemle ilgili son günlerde görevden alınan müdürler var, emekliye ayrılan müdürler var. Bunların biraz üzerinde konuşacağız. Evet, konuşalım. Milli Eğitim Müdürü biliyorsun değişti. Görevden evet, alındı. Evet. Emniyet Müdürü Sayın Hakan Fındık emekliye ayrıldı. Kendi ayrıldı. Yine müdürlüklerden ayrılacağı ya da gönderileceği söylendi. Tüm bunların arkasındaki sebepleri evet. Dilimiz döndüğünce ele almaya çalışacağız. Oraya geçmeden. Savaşa devam. Evet, maalesef savaşa devam. Hangi konumuz vardı? Yine Türkiye'nin asıl gündemlerini perdeleyen hayvan hakları vardı. Evet. Değil mi? Şimdi bununla alakalı önce iyi bir haber verelim. Tekirdağ Valimiz... Ergene Belediyesi miydi? Bir bayan belediye başkanıyla beraber üniversitemizin, Trakya Üniversitemizin bir tesisini ziyaret etti. Onu da Kemal Üniversitesi. Evet. Duyuru olarak Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti şeklinde valinin sitesinden duyuru olarak paylaşıldı. Tamam. Dolayısıyla bu güzel bir şey. Orada kapasitenin çok yüksek olduğu, aynı anda 10 mu 10'un üzerinde operasyonun canlı operasyonun ameliyat anlamında söylüyoruz yapılabileceğini, işte 5000 küsur bir alan olduğunu vesaireyi falan yanılmıyorsam bayağı ciddi bir yerden bahsetti. Bu anlamda çok kıymetli. Çünkü bizim ben de Tarım Bakanlığı'nda çalışırken bir hayvan hastanemiz vardı. Nurlar içinde yatsın. Muhittin arkadaşımız, abimiz, hocamız vardı. Çok iyi bir veterinerdi. Hayvan hastanesini kurmuştu dönemin idarecileriyle beraber ve çok verimli geçiyordu. Onun tayininden sonra da rahmetli oldu. Orasını yaşatamadık, yaşatamadılar. Bu anlamda ciddi şekilde hayvan hastanesi devlet elinde yaşamadı. Tamam. İşte özel veteriner arkadaşlar falan bu faaliyetleri yürütmeye çalışıyor. Özel kliniklerde elbette yapacaklar. Ama üniversite üzerinden böyle bir şeyin olması son derece kıymetli. Bunun önce bir hakkını verelim. Ücretsiz mi yapacaklar? Bilmiyorum. O detayları muhakkak ki ya da en azından kamuya yakışır şekilde düşük ücretlerle gerçekleşebilir. Önemli bir şey söylüyorsun. Ama tabii gönül isterdi ki Sayın Valimiz hep yaptığı gibi kendi başına gitti. Kendi inceledi. Kendisi duyuru şeklinde yayınlattı. Gönül isterdi ki yerel medyada da bazı arkadaşlar meraklarını cevaplayabilirsin. Davet edilseydi, niye beraber gitselerdi. Benim kızım bir kedi, sokak kedisini bulup sahiplendi. Ne güzel olmuş. Çok bir güzel oldu ama. Ama kocaman bir ama. Biraz pahalı bir ama var. Tabii. Veteriner birkaç müdahalede bulunmuş. İşte parazit temizlenmesi, birkaç tedaviler falan. Sektör çok faturası pahalı. Faturası 7500 lira. Sektör çok pahalı. 7500 lira. Yani insan ameliyatı kadar neredeyse masrafı var yani şu anda. Belki daha fazla. Dolayısıyla hani şu tabii ki bir candır. Para belki bir yerde ikinci plandadır ama herkesin bütçesi belli. Yani aileden birine belki harcayacağı sağlık giderlerini daha sokakta fazlasını, bulduğu bir yani kediye bir ay içerisinde 7500 lira bir bütçe ayrılması gerekti. İşte devlet sürekli böyle olursa yandık. Hep böyle oluyor. Böyle, daha da böyle olacak. Şimdi devlet maalesef özelleştirme adı altında tüm sektörlerden çekiliyor. Devlet hiçbir sektörden çekilmemesi mecbur olan bir kurum. Bütün sektörlerde özellikle örnek ve kamusal alanlar. Tabii. Kamu ihtiyaçları anlamında söylüyorum zaten. Tabii. Bir de hani bu enerji gibi, iletişim gibi asla ve kat'a çekilmesi yani vatan ihanet derecesinde ciddi tartışılabilecek bir yorum gerektirebilir beyinlerde, vicdanlarda. Ama kamu ilgilendiren işte lokantaydı vesaireydi falan da filan da muhakkak emsal ve örnek teşkil edecek bir hizmet vermeli standardı belirlemek adına.
En azından fakiri yoksulu daha kolay hizmete ulaşır. Devlet hastanesi, sosyal devlet böyle bir şey değil miydi yani? Yani. Şimdi şehir hastanesi olduk. Devletle karışık bir özel şey. Özel hastane. Özel hastane gibi değil, özel hastane zaten. Evet. Yani adına özel hastane diyemiyorlar. Devlet hastanesi de diyemiyorsun, mecburen şehir hastanesi diyorsun. Şehir hastanesi. Aynı bir tartışma. Şimdi Vali Bey her zaman yaptığı gibi yine kendi başına gitti. Yine basın orada benim anladığım kadarıyla yoktu. Yine benim haberim olmamışsa benim kabahatim olsun. Yok, benim haberim yoktu. Bu tür şeyleri birlikte yapmayı gelenek haline getirmeli. Şimdi aç parantez, hemen girelim çıkalım. O konuda ben şunu iletebilirim. Basın biriminden, valilik basın biriminden. Biz haberleri fotoğraflarıyla beraber çekip atıyoruz. Hı hı. Dileyen basın mensubu arkadaşlarımız oradaki fotoğraflar alıp kullanabilir. Hatta ikna olmadığı ya da tam anlayamadığı konuları diyor. Da bizden başka görseller de isteyebilir. Bilgileri de alabilir şeklinde. Ama şimdi senin amanın aynısını ben ekleyeyim ama bizim hani şeylerimiz vardı. Dün şuradaydık, çok güzel geçti. Şu organizasyon muhteşem oldu. Oo, konuşmacı harikalar yarattı da biz o toplantıdan daha önce niye haberdar olmadık? Yani niye kamuya açık davetler yok, basına açık davetler yok? Hep olup bittikten sonra anlatıyorlar. Biz de valilikten bir şeyler olup bittikten sonra değil, olup bitmeden önce agretide mi ediyorlar, ne yapıyorlar? Türkas kartları alsınlar canım, orada bir sıkıntı yok. Yani Devletin İletişim Başkanlığı kime sarı basın kartını vermişse onları çağırsınlar, ama çağırsınlar. Yani kendileri çalıyorlar bu anlamda, kendileri devam ettiriyorlar. Bana yeterli gelmiyor, başka arkadaşlara bilmiyorum ama konuyu buraya spesifik eklemek istemiyorum, başka bir yere taşıyacağım. Şimdi yapılan valinin desteklediği proje muhteşem. Sorun et. Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanı kaç tane? Kaç milyon tane mi, kaç tane? 4,5-5 milyon diyorlar. Yanılıyor olabilirim. 3 de olsun, 10 da olsun hiç fark etmez. İkinci soru gelsin. Türkiye'de aralıksız sürekli kaç hayvana bakabilen barınak var? Buraya nereden geldik abi savaştan? Nasıl geldik onu? İşte bir yere getireceğiz. Bir yere savaşa getireceğiz. Mı döneceğiz tekrar? Gündemi değiştirdiler ya bak. Hayvan haklarının tartışması. Gündem miydi abi? Önemli ama bak, önemli bir yere geleceğiz. Çok önemli bir gündem. Bunu daha önce konuştuk ama. Üstüne ben, çok konuştuk. Üstüne ben bir ekleme yapacağım ama. Bak, bunu sen de ilk defa duyacaksın. Peki. Kaç barınak kapasitesi var? 1000 tane, 5000 tane. Yani 4,5 milyon hayvanı sokaktan topladığında öldürmemek kaydıyla. Hı hı. Kendi eceliyle ölene kadar yaşatabileceğin kaç barınak kapasitesi var? Yok denecek kadar. Yok. Peki bu hayvanları toplayınca ne olacak? Kim topluyor abi? Öyle bir kanun çıktı. Toplayacaklar mı? Toplamadı. Çıkan yasa da şu anda resmi gazete yayınlanan şey yasa. Şey ama vahşi olan ya da rehabilite edilemeyenleri diye tamam, biliyorum. %10'u olsun. Vazgeçtim, yarısı olsun. Yoktur o kadar. 1 milyon hayvanı toplasınlar. Yok o kadar. Bak, abi. Vazgeçtim. En fazla 10 bin, 20 bin hayvandır tamam. Yani. Tamam. Yani nereye getireceğim biliyor musun? Sonunda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Hı. Şimdi büyükbaş hayvan katliamları o dünyada... O başka, evet. Hiç başka değil, aynı bak, aynı yerde. Büyükbaş hayvan katliamları dünyada yaşanıyor. Toplu ölümler var, öldürmeler var. Evet. Değişik ülkelerde. Bizim imzaladığımız anlaşmalar, işte Paris İklim Anlaşması, sıfır karbon yasası, işte elimizden geleni yapacağız yasası vesaire falan. Evet. Şimdi kırmızı ete biz nereden ulaşıyorduk? Kapasitemizin altına düştük. Alım gücümüzden de vazgeçtik. Evet. Bir dönem bu toplum uzun uzun at etinin, eşek etinin kesilip satıldığını, yenildiğini, yedirildiğini tartışmadı mı? Evet. Şimdi kapasiten, toplanması gereken iddia olunan hayvan sayısını karşılamazsa, pat pat diye toplarlarsa, sokaklarda artık ben sokak hayvanı görmemeye başladım. Kesip satarlar mı diyorsun? Kim bunun garantisini verebilir? O hayvanların ilaçlanmasında kullanılacak ilacı bugün sosyal medyada dolaşıyor. Yalansa düzeltmesini yapsınlar. Eski Tarım Bakanı'nın diyorlar. Hadi ismini söylemeyelim. İşte büyük ortağı o, küçük ortağı eski genel müdürü falan filan. Yani vazgeçtik isimlerden. 4,5 milyon hayvanın 1 milyonu bile hayatta kalsa, bak bile hayatta kalsa, o 1 milyonu karşılayacak barınak yok. Yok. Bu hayvanları toplamazsa hükümet, muhalefet belediyelerine özellikle baskı yapacak, aynı hazine alacakları gibi. Toplarsa halkla karşı karşıya kalacak. Ama toplananların nerede duracaklar? Nerede saklayacak? Nerede? Onun cevabını hükümetler, valilikler, büyükşehir belediyeleri vermezse, işte onların merdiven altı lokantalarda diyelim, en azından vazgeçtim büyük şeyleri halka kırmızı et yedirecekler mi? Yedirmeyeceğinin garantisi var mı? Kamuoyu bunu tartışmalı. Bilmiyorum, o vicdan o kadar. Yok, bu kadar var, bu kadar var. Bunu, yani bugün o özellikle... Bugün de yapar abi, yani o...
yapılmadığını kim iddia ediyor ki zaten? Belki yapılıyordur bile. Yani artık mecburen mi açılacak? Şimdi belki saf iyi niyetli büyükşehir başkanları, belediye başkanları tamam iyi niyetliler ama altındaki personellerin suistimal etmeyeceğini kim nasıl denetleyecek? Yani kapasite karşılamıyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Ya da biz Uzak Doğu'nun ülkeleri gibi bütün hayvanları toplayıp diğer ülkenin sınırına mı atacağız? Hı. Bu da yaşandı biliyorsun, böyle şeyler de var. Ne olacak? Yani savaş bölgelerinde organ kaçakçılıklarının yapıldığı tartışmaları var. İthal edilen ürünün 50 liradan 500'e işte kaç 100 küsür lira maliyetten 550-600 milyona satıldığı bir Türkiye'den bahsediyoruz. O ya, sokak hayvanlarının akıbetinden ciddi bir şey. Neyse, bence İstihdam ne kadar suni bir gündemse bu hayvan şey konusu da bir o kadar suni bir gündemdir. Ama sonuçlar itibariyle. Ya sonucu da suni gündem, gereksiz bir gündem, boş bir gündem. Şu anda konuşmamız bile boş. Yani İstihdam içinde, onun içinde şu anda dünyada, Türkiye'de, ülkemizde daha ciddi mevzular var. Mesela? Daha ciddi meseleler var. Şu anda 3. Dünya Savaşı'nın çıkacağı konuşuluyor. Onu konuşalım. Ya da tamam mı abiciğim? Şu anda Türkiye'nin alacağı pozisyonlar merak ediliyor. Pozisyon aldı. Devlet İsrail'e gireriz. Şu anda yönetenlerle. İsrail'e gireriz diyor. Tamam. Şu anda ülkemizi yönetenler sadece siyasilerden ibaret değil. Türkiye burada pozisyon almaya çalışıyor. Şu anda herkes, özellikle Avrupa ülkeleri, kendi öz kaynaklarını tükettiği için herkesin gözü şu anda Orta Doğu'da. Türkiye'de tabii ki boş durmuyor. Şu anda bizim için Lübnan, Suriye, bu bölge, Mısır'ı, her taraf bizim için çok önemli, herkes için de önemli. Biz de pozisyonumuzu almaya çalışıyoruz. İran şu anda ne yapacak? Rusya'nın durumu ne? Türkiye olarak şu anda ne yapıyoruz? İran, nerede durmalıyız? İran'ı, bir taraftan bitireyim abi. Lütfen. Ben dinliyorum sizi. Lütfen. Sonuna kadar. Yok, arada kesiyorsun böyle diyorsun. Boş konuşuyoruz, boşuna boş konuşuyoruz. Boş konuşuyoruz değil. Yani o da kesmenin başka bir şekli. Ama bak, böyle dediğin zaman olmuyor yani işte. Yani şey, hayvan konusu, çok konuştuk bu konuyu. Peki. Çok defalarca konuştuk. Ya belli ki o konu daha çok uzayıp gidecek. Evet. Daha çok uzayacak. Yani muhalefet ayrı konuşacak, belediyeler ayrı konuşacak. Bana göre şu anda boş bir konu olmaya gitti. Önemli bir konuydu. Evet, konuştuk. Gereğini konuştuk. LGBT konusu bir yıldır konuşuluyor. Yani artık insanlar gına geldi o konularda. Şu anda dediğim gibi çok daha önemli konular var. Şu an Türkiye'nin alacağı pozisyon önemli. Bir taraftan biz NATO devletiyiz. Tabii. NATO'ya bağlıyız. Ama diğer tarafta şu anda NATO ülkeleriyle karşı karşıya gelmek üzereyiz. Vatandaş bizden bunları duymak istiyor. Türkiye hangi pozisyonu almalı? Nerede durmalı? İşte şu anda işte, neredeyiz? Diyor işte. Nasıl, İsrail'e gireceğiz diyor. Nasıl yorumluyorsun bunu? Giremeyiz abi. Benim fikrimi, senin fikrini insanlar merak ediyor. Şimdi ben ne düşünüyorsun? Düz mantık ne düşünüyorum? Ben diyorum ki şu anda Türkiye %90'ı Müslümanım diyen bir ülke değil mi? Fiili olmasa da şu anda kayıtlarda bu var. Dini İslam diye yazan, şu an sanırım yazmıyor nüfus cüzdanlarında ama sonuç olarak böyle bir ülkenin yönetimindesin. Burada sen Yahudi ya da Hristiyanlarla beraber hareket edeceğim dersen NATO'ya evet, bağlı olarak bunu dersen, Türkiye'de, ülkede bunun bir karşılığı olmaz. Karşı bir yorum yapacaksın. Ama yine onlarla aynı iş tutmak zorunda kalacaksın. Yani mevcut yönetim, şu anda iktidar, hadi soralım kiminle beraber iş yapıyor? Düz mantık, NATO ile beraber iş yapıyor. NATO ile de dolaylı olarak iş yapan İsrail'de de aynı safta durmak zorunda kalıyor. Açıklamaları ne olursa olsun bunun dışına çıkamaz. Hadi ben bir sabah NATO'dan ayrıldım diyebilir mi Türkiye şu anda bunu? Diyebilecek bir gücü var mı? Böyle bir kuvveti var mı? Hadi diyelim böyle bir boşluğa düştü. Başına ne gelecek biliyor muyuz? Hükümet bunu biliyor. Hükümetin ne olacağını biliyor. Şimdi sen İsrail'e sen bu şekilde bir çıkış yaparsan, İsrail'i haksız görenler bile bir konsolide olup bu kadar da olmaz noktasına geliyor. Evet. Şimdi Türkiye Filistin Devlet Başkanı mıydı? Medyada dolaşan haberleri ya, biz onların yalancısıyız. Ne yapıyor? Gelsin Türkiye'de konuşma yapsın. Davet ediyor. Yani. Ne diyor oradaki Filistin Devlet Başkanı? Hı. Ya diyor, sen diyor son dakikaya kadar İsrail'e diyor savaş malzemeleri, silah da kullanılan şey, çelik yelekler, şunlar bunlar bir sürü şeyleri diyor, ticaretini yapmadın mı? Sen buna karşılık diyor, ben davet gelmiyorum diyor. Hani küslük oynamıyoruz cinsinden. Sonra bir şekilde getirtiyorlar. Tamam. Şimdi böyle olduğunda bu iktidar bir taraftan
icraatını o şekilde devam ettirirken bir tarafından da böyle söylediğinde iç siyasete dönük olarak söylüyorum yine bindiği dalı kesiyor. Evet. Yani bile isteye bir iktidar bunu nasıl yapar? Ha, İsrail'e girebilir mi? Yani onu bu formatla ağzına almasa bile dünya diplomasisinde karşılık bulmadı. Hani daha ileriye gitmeyeyim. Karşılık bulmadı, ülkem zarar görmesin. Ama buna karşılık yabancı basının söylemleri, onun eski diplomatların, askerlerin vesaire analizlerine falan baktığın zaman çok boşlukta kalıyor. Yani buna bakıyorsun, İran şimdi Cumhurbaşkanı öldürülüyor. Tabii. İddia bu. Tabii. Sen Cumhurbaşkanı'na gönderdiğin helikopter, değil mi? İşte o Hamas'ın liderlerinden birisi en önemli yerde, Tahran'da öldürülüyor. Onun bir güvenlik meselesi var. O zaman akla birkaç soru geliyor. Ben demiyorum, dünya medyası diyor. Bir, İran hem reisinin, yani kendi cumhurbaşkanının öldürülmesinde, hem Hamas liderinin öldürülmesinde, siyasi büro şefinin dolaylı yoldan işin içinde mi? Dünya tartışıyor. Bunu tartışıyor dünya. Yoksa i̇şte kağıttan bunlar... kaplan mı? Kağıttan kaplan mı? Yani gerçek anlamda koruyacak bir gücü istihbaratı yok mu? Bunu tartışıyor. Bazı medyadaki arkadaşlar doğrudur, yalandır, devletler onu muhakkak takip ediyordur. Diyor ki bu bölgelerin güvenliğini vesairesini sağlayan tesislerin, yazılımları vesaire İsrail şirketlerinin elinde zaten. İstihbarat direkt oradan geliyor. Doğru düzgün tam kapasiteli bir helikopter kiralanmamış. Yani İran ne yapmaya çalışıyor? Yani acaba çok yüksek bir komplo teorisi var. En tepede Rusya'nın, İran'ın, Amerika'nın bir şekilde uzlaşı içinde olduğunu, dünyanın tansiyonunu yükselterek kendi ekonomik ve ülkesel çıkarlarını koruduklarını söyleyenler var. Yani Amerika İran'ın karşısındaymış gibi dursa da tabanında bir paylaşma anlaşması var gibi iddialar. O zaman komplo teorileri devreye giriyor. İşte ben de tam bu noktadayım yani. Lütfen biz şu anda siyasilerin açıklamalarıyla sahada uygulamalar birbirleriyle çelişiyor. Aynen. Tamam. Gerçekleri konuşalım. Şu anda Türkiye, evet, barındırdığı nüfus itibariyle, bakın bu işin iki ayağı var. Müslümanların yoğun yaşadığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Buradaki yapılan açıklamalar bunun dışında bir şeye dönüşemez, açıklamalara dönüşemez. Ama sahadaki uygulamalara baktığımız zaman koskoca Amerika'yı, İngiltere'yi, Avrupa'yı, ya da İsrail'i karşımıza alabilecek pozisyonumuzda henüz yok. Yok. Bir de kime güvenerek alıyorsun onları karşına? Hani kime güveneceksin? Yani. Şu pozisyonda İran'a mı güvenip iş yapacaksın? Rusya'ya mı güveneceksin? Arap ülkelerine mi güveneceksin? Ne diyor? Kendine güveneceksin. Türkiye Cumhuriyetleri. Eyvallah, kendimize güvenelim. Kendimize güvenelim. Bize olan doğrudan bizler için hep beraber ne gerekiyorsa da yapalım. Amerika ise Amerika, Avrupa ise Avrupa, kimse kim? Ama bugün kimin için ne yapacağız? Lübnan için tamam, şunu kestirebiliyoruz. Bizim adım adım bize doğru geldiğinin farkındayız tehlikenin. Tabii. İran da bu tehlikenin içerisinde. Yani İran şunu düşünmesin. Ben onunla iş yaparım, bununla iş yaparım. Yine işin içinden yok. İran'ın şu anda Lübnan'a girilmesi sonun başlangıcı olduğu İran için. Özellikle İran'ı önümüzdeki yıllarda çok iyi şeyler beklemiyor diye düşünüyorum. Türkiye bu iş, bu konjektörde eğer gerçekten o pozisyonunu alabilirse Türkiye bu işin içinden karlı çıkabilir. Ama çok zararlı da çıkabilir. Bunun için çok pratik, çok zeki, akılcı duruşlar sergilemesi lazım. Ona göre de pozisyonlarını alması gerekiyor. Tamam, Rusya işte bizim paktımıza gel diyordur. Çin'le beraber, işte İran'ın da içerisinde olduğu, ne kaybederiz, ne kazanırımızı iyi tartmak, ölçmek, biçmek gerekiyor. Bir söylem vardı, hatırlıyor musun? Biz 2. Dünya Savaşı'na girmedik mi, girdirilmedik mi? İyi bakmak lazım. Evet. Biz 2. Dünya Savaşı'na girdirilmedik. Biz girmedik, yani o gün İsmet İnönü istemedi de biz girdik. Yok, değil öyle bir şey. Biz 2. Dünya Savaşı'na sokmadılar zaten. Bizi dediler, sen bir dur. Sen bir kenarda dur. Çünkü hakları çoğalabilirdi. Kazananla beraber girdiği zaman bu defa Almanya ile zaten bu bir... önemli bir bakış açısı. Evet. Efendim? Önemli bir bakış açısı. Doğru söylüyorsun. Evet. Şimdi bugünkü pozisyonda Türkiye'ye egemen güçler sen bir köşede dur mu diyecekler?
Yoksa işin içerisine sokacaklar mı daha o da belli değil. Tabii. Biz kendimize pozisyon almaya çalışıyoruz, hamleler yapıyoruz ama bize diğerleri sen bir kenarda dur diyorlar şu anda. Hem doğu tarafı hem batı tarafı bana göre biz kendi kendimize bir pozisyon yaratmaya çalışıyoruz. Tabii. Anlatabildim mi? Yok gayet anladım. Yani biz biliyorsun Libya'da varız, Suriye'de varız. Birçok yani, yerde varız. Askeri güç olarak da varız. Bizim hedeflerimiz arasında bu bölgenin kontrol, yani şimdi inkar ediliyor ama aslında o günlerde Büyük Orta Doğu projesinde hani eş başkanlık konuşuldu. İşte onu söyleyeceğim, sözüm bitsin diye bekliyorum. Eş başkanlıklar konuşuldu. Bunlar hikayeden uydurulmuş konular değildi. Bunlar vardı ve şu anda bana göre bu proje şu anda tüm hızıyla, tüm olgunlaşmasıyla beraber zaten devam ediyor. Türkiye'nin lehine mi eş başkanlık? Bunu zaman gösterecek. Şu ana kadar lehine olsa ne fark eder, aleyhine olsa ne fark eder? Kan gölüne dönmüş bir Orta Doğu var. Yani oradaki canların gitmesi, oradaki insanların vahşice yok edilmesi ve edilmeye de devam edilmesi sonuçta şu anda gerçekten de orada bir zulüm var Orta Doğu'da. Şimdi eş başkan o zulümü durdurmak için mi eş başkanlığı kabul ediyor? Şimdi körüklemek için mi? Sonuç. Sonuç ne? Sonuç şu anda vahşet var. Vahşet var. O zaman eş başkanlığı Türkiye'nin lehine şimdi değil. Şimdi ben geçen gün şunu da düşündüm. Şimdi biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ne diyoruz kendimize? Biz güçlü bir devletiz diyoruz değil mi? Biz kendimizi öyle görüyoruz. Güçlü bir devletiz. Biz yıkılmayız. Biz söz sahibi hem coğrafi olarak hem silahlı kuvvetlerimiz olarak hem ekonomik olarak kağıt üzerinde yüzeysel olarak baktığımız zaman böyleyiz. Peki. Şimdi Libya diye bir devlet vardı diyorum. Şimdi var kağıt üzerinde ama yok bence. Tabii. Libya. Libya'da halk nasıldı? Çok zengindi değil mi? Tabii. Doğuştan maaş almaya başlıyorlar. Kimdi lideri? Lideri Kaddafi'ydi bir. Dışişleri Bakanlığı İsrail'in bizim Cumhurbaşkanımızın sonu onun gibi olur diye. Evet. Şimdi buradan bir şey çıkartalım. Çıkartalım. Şimdi Libya gerçekten halk anlamında çok zengindi. Ama devlet olarak çok zayıfmış. Çok güçsüzmüş. Bunu ne zaman anladık? Kendi cumhurbaşkanlarını biliyorsun. Tabii. Yok ettiler sonrasında da. Demokrasi adı altında. Demokrasi adı altında. Abicim öncelikle devletin gerçekten güçlü olması lazım. Vatandaş fakir olur, yarın zengin olur. Rusya'da halk çok fakirdi, çok fakirdi ülkemize geliyorlardı. Bulgaristan çok fakirdi, Romanya. Şimdi öyle mi? Şimdi zenginleşmeye başladılar, geliştiler. Senin güçlü bir devletin varsa, caydırıcılık özelliklerini taşıyorsa, işte hava savunman, silahlı kuvvetlerin, diplomatik kuvvetin, pasaportunun dünyada geçerliliği, paranın bütün dünyada çok güçlü olması, her anlamda güçlü bir devlete mensupsan, vatandaş olarak 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 100 yıl fakirlik yaşayabilirsin. Ama netice olarak sonuçta sen söz sahibi bir devlet olursun. Bugün Libya'nın halkı nerede? Şu anda fakir, açlıktan ölüyorlar. Düne kadar çok zenginlerdi. Çünkü çatısı zayıf bir devleti vardı. Şimdi Orta Doğu'daki ülkelere baktığımız zaman şu anda gerçekten de devletler zayıf. Ve İsrail hangisine saldırsa hiçbir tanesi sesini çıkartamıyor ki arkasında da güçlü İngiltere ve Amerika var. Bu eş başkanlık projesinin diğer adı ne biliyor musun? Nedir? Hani Büyük İsrail projesi falan olabilir mi? Öyle bir şey deniliyor olabilir mi? Ya da ben başka türlü sorayım. O her şey olabilir. Eş başkan dediğimiz zaman ikinci başkan kimdir? Hadi iki tane başkan olsun da eş başkan olsun. Eş başkanlar. Biz Amerika'yla Türkiye'yi anladık. İşte orada. Biz birinin eş başkan olduğunu kendi ağzından duyduk, dinledik. Evet. Diğer eş başkan kim? İşte Amerika olduğunu düşünüyoruz. Tamam. Şimdi Ortadoğu kan gölünde diyoruz. Paranın alım gücü güçlü mü şu an Türkiye'de? Değil. Yerlerde sürünüyor. Yani canlı yayınlar için bir stream programı bakıyoruz. Yıllık $600 aboneliği var. Broadcast dediği, yayıncılık dediği işte neyse. TL dolara eşit olsaydı 600 lira. Korkunç ucuz. Evet. TL doların 34'te biri olduğu için korkunç pahalı. Ama pahalılık yok.
gelir azlığı var. Çocuklarıma da hep söylerim. Hoş. Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir arkadaşımız, isim vermeyeyim. İktisat eğitimi almış biri olarak bu tezi kabul etmiyorum. Pahalılık yok diyemezsiniz. Ya pahalılık yok kim dedi? Gelir azlığı var dedik. Dön şimdi. Para olarak Türkiye'ye bitmiş. Devam et. Sen İsrail'e girelim dedin. Hemen piyasa dalgalandı. Girebilir misin bakalım? Karayoluyla gitme şansın yok. Uluslararası hukukun dışına taşıyorsun. Ancak gemi yoluyla doğrudan gitme şansın aşağı yukarı var. Bu defa da senin geldiğini uzaktan görüp de seni patlatacak füzeler. Füzelerin menzillerini karşılaştırıyorlar. Sen daha onun kıyısına bile yaklaşmadan onun füzesi senin füzenden daha uzun menzilli olduğu için senin füzen daha gelmeden patlatıyor. Değil mi? Askeri rekabetin yok. Yani şimdi Türkiye hangi alanda güçlü? Halkının haberi olmadan Instagram'ı kapatan bir iktidar var. Öyle ya. Doğruysa eğer, gene teyide ihtiyaç duyan bir bilgi, Ermeni sınırındaki mayınlar kaldırılıyor deniliyor. Çok ciddi bir polemik konusu. Böyleyse oradan bir akış olacak. İçeride 4,5 milyon mu, 15 milyon mu yabancı var. Demografi yapın gitmiş. Yarın Orta Doğu karıştığında oradan buraya sıçraması son derece kolay. Habire tahrik eden bir iktidar var. Kamuoyu desteğini kaybetmiş. Muhalefeti de onun peşinde. Yani bu güçlü devleti yöneten görünenler mi, görünmeyenler mi? Görünmeyenlerse içeriden mi, dışarıdan mı? İçeridense ne kadar milli, dışarıdansa zaten cevap belli. Biz nereye gidiyoruz? Şimdi İran, Türkiye ve İsrail'e bakalım. Şimdi bakıyorsun kendisi iktidar yolunda önünü açabilmek için oradaki bürokrasi, oradaki siyaset gereğinde devlet başkanlarının korumasını zayıflatarak devlet başkanından vazgeçmiş. İçeride yargılanmasını durdurmak için dünyayı o Büyük İsrail projesi kapsamında haksız yerlerden saldırıp haklı çıkmaya çalışarak bir Netanyahu faktörü var. Kendi akıbetini kurtarmak için ülkesini ve dünyayı ateş atmasından bahsediyoruz. Biz efendim Süleymaniye Camii'nde namaz kılacağız diyen dönemin başbakanı bugün muhalefet partisinde bir yerlerde. Onun peşinden giden iktidar Suriye ile yeni iletişim kurmak istiyor ama orada ciddi şekilde bir kaosun bir taraflarında yer almış. Türkiye'nin içerisinde alım gücü sıfırlanmış. Yani bu Türkiye'den dünyada korkuyorlar desek ciddiye alsalar zaten bizim çıkışlarımızın ciddi karşılıklar olur. Bak Yunan'a adalar teslim edilmiş. Edilmiş mi edilmemiş mi hukuken bilmiyoruz. Pratikte mi edilmiş, pazarlıkla mı edilmiş bilmiyoruz. Ama bir şeyi görmek için kahin olmaya gerek yok. Dünyada, otoriter sistemlerde, özellikle onlarda bir şekilde ülkesinin menfaatini, ülkesinin kendisini dahi pazarlık masasına koyup kendi ikbali için ülkesinden, ülkesinin yöneticilerinden, halkından vazgeçen insanlar var. Yani insanları aldığında ülkeler almışsın gibi oluyor. Şimdi hangi ülkede, İran'da mı halk onun peşine düşecek? İsrail halkını Netanyahu'yu desteklediğine ben hiçbir şekilde inanmıyorum. Hiçbir şekilde. Yahudilik değil, Siyonistlik tabii. Dünyada önde. Türkiye'de, Türkiye'yi şu an destekleyen bir iktidar yok. Halk yok, seçmen yok, iktidarı destekleyen muhalefeti de yok. Halk çaresiz. Kısır döngüye girsin istemiyorum. Ama halk doğru soruları alıp doğru cevapları bulmalı. Eğer muhalefetler basın açıklaması yaparak siyaset yaptığını sanıyorsa basın açıklaması hiçbir yere götürmüyor. Muhalefetlerin ki böyle bir ihtimal yok ama şöyle olmasını arzu ederdim. Benzeri konularda da açıklamasında anayasadan kaynaklanan yetkiyle halkla şurada şu konuyu protesto edeceğiz, sessiz edeceğiz. Aynı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gibi hiçbir şey söylemeye de gerek yok. Dövizlere, pankartlara da gerek yok. Boşa para harcamaya da gerek yok. Maksadımız belli. Yüz binler, milyonlar gelin. Ama işsiz kalma ihtimaliniz var. Ama başka ihtimalleriniz var. Fakat bunu göze alarak gelin. Türkiye'nin gelecekte savaşla savunulması yerine şimdi demokratik olarak savunulması gerekiyor. Böyle gelin diye güven verecek, halkı peşine takacak muhalefetlere ihtiyaç var. Yoksa basın açıklaması yap, hayvan haklarına yap, ona yap, buna yap. Ya basın açıklamalarından kurulu milletvekillerimiz, basın açıklamalarından kurulu muhalefet liderlerimiz, iktidarlarımız var. Ama yürütme yargıyla beraber tekelleşmiş durumda. Sonuç olarak yani şu an söylenince çok şeyler bütün ama dünya için savaş kapıda bir taraftan ama
Savaş tabii ki hoş bir şey değil, iyi bir şey değil. En çok zarar gören çocuklar, en çok zarar gören mazlumlar, gerçekten de günahsız insanların böyle yerlerinden, yurtlarından olmalarına sebebiyet veriyor. Sağlıklarından, canlarından olmalarına neden oluyor. Umuyoruz ve dualar daha iyi olur diye. Biz devletimizin arkasındayız. Biz, ama ben şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Biz gerçekten de çok güçlü bir devletiz. Ben biraz bir şeyler daha biliyorum. Ülkemiz özellikle savunma anlamında çok güçlü silahlar elde etti. Şu anda hem askeri güç olarak hem taarruz anlamında hem de savunma anlamında önemli yatırımlar yaptığını biliyorum. Biz hazırız, buradayız. Ülkemizde yaşayan, en çok da beni gururlandıran ne oldu? Hani 77 millet diyoruz ya. Tabii. Herkes gerekirse savaşırız diyor. Gerekirse hani daha evvel Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı derdik. Şimdi bu kavramın içerisine Afganistan'ı, Suriyelisi, işte birkaç millet daha saymamız gerekecek belki ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan ve buranın vatandaşı olan herkesin o tip durumlarda birlik beraberlik içerisinde olmanın başka bir yolu yok. Hangi ülkeden yaşarsa yaşasın. Tabii. Bu ülkenin okullarında çocukları okuyor şu anda. Millet olarak, milliyet olarak hangi ülkeden olursa olsun. Ben iyi niyetli düşünüyorum. Öyle düşünelim. Öyle de düşünelim. Biraz tansiyonu düşürelim. Şu Tekirdağ Spor'dan, yerelden biraz bahsedelim. Sonra benim evet, değinmek istediğim bir konu var. Tekirdağ Spor'la ilgili bekleyenler var şu anda. Evet. Takip edenler bir arasında. Parmak balışı aldın, arkasını getir. Ya şöyle, Sayın Başkan da yazmış şimdi bana. Ben herhangi bir isim telaffuz etmeyeceğim zaten. Bir isim telaffuzu yapacak mısın falan dedi. Ben onu tabii ki de bu işin başındaki olarak, kişi olarak Sayın Ekrem Daştan'a yakışır o ismi, evet, ve yönetimine yakışır o ismi Tekirdağ kamuoyuna açıklamak. Tabii ki ismi biliyorum ama dediğim gibi bu Sayın Ekrem Başkan'ın hakkıdır, yönetimin hakkıdır. Yarın inşallah saat 18'de Sayın Ekrem Daştan ve yönetimi Tekirdağ Spor'un yeni teknik direktörünü açıklayacaklar. Nerede yapacaklar bunu? Halka açık mı? Nasıl halka olacak? Da açık, basına da açık, herkese de açık. Yarın müsait olursan saat 18'de inşallah gideriz birlikte. Gideriz beraber. Ben biraz erken gideceğim. Ama senin misyonu daha farklı. Biz de erken, ben de erken gelirim. Değil. Evet. Tabii televizyon kanalı olarak yakından takip etmek istiyoruz bu süreci. Çünkü önümüzdeki sezon yine Tekirdağ Spor'un maçlarını canlı vereceğiz. Bu yıl biraz daha kapsamlı antrenmanlarını futbolcularla böyle ya, daha böyle. Evet, bu konuda hakikaten özveri gösteriyorsunuz kanal olarak. İki, teknik direktörün dışında Süper Lig'de oynamış, hatta Süper Lig takımlarından birinde kaptanlık yapmış bir ismi de yine Tekirdağ Spor yönetimi teknik direktörüyle birlikte yarın açıklayacak sevgili futbol severler. Bu buraya kadar süper. Sonrasında ise aldığımız bilgiler, yönetimle konuştuğumuz bilgilere göre her geçen gün bir transferi, önemli transferleri her gün açıklayacaklar. Çok biz güzel. De keyifle o haberleri alacağız ve izleyenlerimize aktaracağız. Yani Tekirdağ Spor inşallah umut ediyoruz ki geçen yıl Çorlu Spor'umuz gibi söylediklerim bana da umut verdi. Tekirdağ Spor'la 3. lige çıksın bu yıl. Bütün gönlümüzden geçen bu. Tabii bunun için fikstürü görmemiz lazım. Tabii. Takımlar, rakipler kimler? Ben güzel bir dua edeyim. Onlara bakmak lazım. Bir İnşallah bu tarafa düşer fikstürde. Yani İstanbul tarafına değil, Çanakkale ve Trakya bölgesindeki takımlarla eşleşirse işi biraz kolay. Ama İstanbul Sakarya bölgesinden takımlarla eşleşirse daha önceki Bal Ligi'nde o istediği hedefe ulaşamamıştı. Tabii Çorlu Spor ulaşmıştı ama Sinop çıkmıştı. Küçükçekmece Sinop Spor 3. lige çıkmıştı. Bu yıl Tekirdağ Spor her şey istediği gibi giderse, yapılan transferler yerinde olursa, fikstür istediği gibi olursa, şunu gördüm özellikle yönetimde, inanmışlık devam ediyor. Güzel. Birbirlerine kenetlenmişler. Hep beraber bu yıl
3. lige çıkmayı hedefliyorlar. İnşallah. Taşın altına bir kez daha ellerini sokacaklar. Çünkü kolay bir süreç geçmedi. 3 yıldır üst üste bir üst lige çıkmayı bırakın, bir de bir alt lige düştü geçen yıl, bildiğin gibi bir kaza oldu. Harcanmış bir sürü paralar var. Bu yıl ekonominin de bozuk olmasıyla yöneticilerin bir kısmında ekonomik sıkıntılar var. Hı-hı. Yani ticari anlamda sıkıntıları var. Başta Sayın Ekrem Daş'tan olmak üzere inşaat sektörüyle uğraşan. Ama tabii ki Ekrem Daş'tan, Sayın Başkan can siparihane 2 yıl Tekirdağ Spor'a neredeyse tek başına hem ekonomik destek verdi hem maddi manevi çok büyük harcamaları yaptı. Onunla devam etmesi, yönetimin de arkasında durması bu konuda çok takdire şayan bir durum. İnşallah muvaffak olurlar. Şöyle düşünün yani, hadi 2 yıl, 3 yıl adam cebinden para harcamış, hadi bu sene senin paran az, sen git demediler, sen yine bizim başkanımızsın, biz de senin arkandayız dediler. Aynı sorumluluğu, aynı fedakarlığı, aynı vefayı Tekirdağlılardan, Tekirdağ sporlulardan ve Tekirdağlı iş adamlarından da bekliyoruz. İnşallah. Hem yönetimin hem Sayın Ekrem Daştan'ın Tekirdağ Spor'un can siparihane omuz omuza hep beraber 3. lige İnşallah. Diye bir kampanya inşallah başlatarak bu yıl Tekirdağ Spor istediği hedefe umuyoruz ki ulaşsın. Ben bir eski... Yarın saat 18'de nerede olacak? Tekirdağ Spor tesislerinde olacak. Tamam. Yaşar Kaptan Çebi Spor tesislerinde. Yaşar Kaptan Çebi'ye de bir kez daha buradan Allah rahmet etsin. Rahmetler diliyoruz inşallah. Ben bir küçük espriyle destek olayım onlara. Benim gibi Galatasaraylı olup da 5 tane yemiş bir takımın büyüklüğüyle övünmeyi nasip etmesin Allah onlara. Yememeyi öğrensinler. En azından yediklerinden bir fazla atmak onlara nasip olsun. Amin. İnşallah da onları arz ettikleri hedefte görelim. Ben de bir Beşiktaş taraftarı olarak hep böyle gitsin. Gelene 5, gidene 5 atalım. Tadını, tadını çıkarın. Takım Galatasaray olsun. Bir şey yok. Gol attığımız takım Galatasaray olsun. Sezon boyu. İlk izlememişim. Kötü hissedecektik. Tebrik ediyoruz Beşiktaş'ı. Hemen şeye geçelim mi? Son bir 25 dakikaya girdik. Şeye de gireceğiz ama Tekirdağ'daki bu yerel istifalar. Evet. Görevden alınmalar ya da emekli olmalarla alakalı. Aynen, tam oraya girelim. Ben önüne küçük bir sen devam et, varsa bir şey. Espri koyayım. Sonra benim girmek istediğim öbür bir konu var. Ne konu? Bunu konuşacağız. Şimdi onu konuşalım. Şimdi Sayın Volkan Nallar izindeydi. Dikkat ettin mi? Evet. Tamam. O izindeyken biz arka arkaya Tekirdağ CHP İl Başkanı'nın bugünkü başkan vekilimizi ziyarete gittik. Şeyine geldik. İşte bir gün baktık bir isim. İsim telaffuz etmeyelim. Bir gün baktık bir isim. Hı hı. Altına yazasım geldi. Yaşasın 23 Nisan. Hı. Geç kaldınız. Ne oldu? Ne olmadı ki? Yani bu belediyenin başkan yardımcıları var. Değil mi? Bu belediyenin daha tecrübeli olan isimleri var. Ay bir de ben başkan vekili olayım. Hı. Bir de bana hayırlı olsuna gelsinler. Hı. Ya komik duruma düşüyorsunuz diyorum. Başka bir şey demiyorum. Yani bu oyun mu ki her gün birine bırakalım, işte birkaç günde bir birine bırakalım, başkan her gittiğinde birine bırakalım, ya, tırnak içinde ya. Özel kalem bir bürokrat, onu da konuşalım, bir bürokrat, art niyetli bir bürokrat, en olmadık bir kararı silsileden geçirip imzalatırsa ne yapacaksınız? Ya. Ha, cevap, canımı sadece temsil ediyor, biz onun her imzasını denetliyoruz, daha büyük ayıp. Sen başkan vekili yaptığın insanın her imzasını denetliyorsan vay halimize. Dolayısıyla bu iş bu kadar kolay değil. Hayatında ilk defa meclis üyeliği yapmış. Belki belediyede ya da belki hayatında ciddi şekilde bir sorumluluk almış birilerinin 23 Nisan gibi belediye başkan vekili gösterilmesini bir vatandaş olarak esefle, üzüntüyle reddediyorum. Belediye başkanlıkları ciddi yerler. Lütfen böyle oyunlar oynamayın. Oynuyorsanız da kamuoyuna deklar etmeyin. Marifetmiş gibi o resimleri paylaşmayın. Güvenimizi kaybediyorsunuz. Evet. Bu konu bu. Özel kalem derken farklı bir gelişme yoksa daha önce biz il başkanımızın özel kalemini tartıştık. Yok, değişti o. Onun istifa edip partiyi bırakıp olması onu bilmiyorum. Daha duymadım onu.
Ben onu duydum sonları. Bunu teyit edelim, üzerine sonra konuşalım. Peki. Tamam, çünkü o zaman hiç konuşmayalım. Söyleyeceklerim olur. Var mı? O noktada tarafları tanıyorum çünkü. Tamam. Tarafları tanıdığım için onu bilgiyi teyit edelim, öyle konuşalım. Peki. Büyükşehir'in görevden almalarına gelelim. Büyükşehir neyi aldı görevden? Ha, vallahi bugün bayrak, evet, bayrak paylaşıldı. Teskiyle ilgili de bayağı bir şey var. Genel müdürün hareket etmeleri var. Hatta ben bugün çok ilginç bir şey... Alparslan Kurdoğlu sıradan bir göreve atanıyor. Ben bugün Facebook'ta bir şey paylaşmıştım. Çünkü Tekirdağ medyamızda arkadaşlarımız Kadir Albayrak'a çok böyle güzel anacak paylaşımlarda bulunmuşlar. Ben de ona atfen söylediğim şeyi paylaşmak istiyorum. Oradan konuya girelim. Hemen göreceğiz. Kadir Albayrak'ı mı güzel anacakmışız? Evet. Tekirdağ neden gelişemiyor diye başladım. Tekirdağ neden gelişemiyor sorusunun en iyi cevaplarından biri ne biliyor musunuz? Gelen gideni aratır misali, daha kötüsü geldiğinde önceki kötüyü saygıyla anmak. Anladım. Senin yazın mı? Benim yazım. Tamam. Yapmayın Allah aşkına. Yani Kadir Albayrak ne yapmış? Borç bırakmamış. Başka ne yapmış? Bu TESKİ genel müdürü tüm bilmem kaç milyarlık ihaleleri iki firmaya paylaştırmış. Niye başkasına? Kadir Albayrak zamanında olmamış mı? Evet. Nereden geliyor? Yani TESKİ genel müdürü hangi CHP'den hangi CHP'ye bir şeyleri değiştiriyor? Önceki başkanı saygılanacak bana tek bir kalem göstersinler. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin yeri doğru. Diyelim ki öyle. Sen de katılıyorsun. Hı, ve muhteşem bir tespit. İşleyişi doğru mu? Değil. İçerik doğru mu? Hangi bürokratik adama yerinde? Şimdi bakıyorsun Sayın Candan Yücel görev değişiklikleri. Yine kamuoyu hazır değil. Yine yeterince bilgilendirme yok. Neymiş efendim, eski özel kalem müdürünü sıradan bir görev atamışsın. Dün genel sekreter yardımcısını, popüler bir ismi, kaldırmışsın, sıradan bir memuriyet atamışsın. Bir tanesi işte bunu kaldıramamış. Emekliliğini istemiş. Ya aşağıdan yukarıya çıkmak 23 Nisan gibi bu kadar kolay. Yukarıdan aşağı indirmek bu kadar kolay. Bu aradaki süreçlerin hesabını kim verecek? Sayın Albayrak 3 dönem mi yaptı? 3 dönem biz onun her türlü itibari giderini ve maddi giderini karşılayarak ona koltukta oturma keyfi mi yaşattık? Ortada hangi cirahat var? Hangi başarı var? Evet. Kalkıp bizim medyadaki arkadaşlarımız Kadir Albayrak'ı aratan reklamvari paylaşımlarda bulunuyor. Dönüyorsun Candan Yücel'e. Candan Yücel ne yapıyor? Yaptığı şeylerin bir kamuoyu nezdi yok, gerçekliği yok. Yerine gelenler dışarıdan, kendisi dışarıdan bir Cenk Boduç kavramı yerleştirmiş. Daha gelirken bir dostumla konuşuyorum. Bütün sistem ona bağlanmış. Cenk Boduç'un sekreterinin sekreterini geçebilirsen sekreterine, sekreterini geçebilirsen Cenk Boduç'a, Cenk Boduç'u geçebilirsen belki başkana ve iddia odur ki daire başkanları, belediye başkanıyla görüşemiyor. Ya biz ne dedik? Özel kalem müdürlüğü öyle kuvvetli bir mevki ki doğru insan geldiğinde valilikte de, belediyelerde de, büyük şehirlerde de özellikle asıl başkandan daha muktedirdir özel kalem. Evet. Kullanabileni. Peki aynı gücün riskini gördük mü? Bak Cenk Boduş'ta görüyoruz. Sen belediye başkanı falan değilsin. Hey, bir dur. Bir dur. Ama yani, o gücü veren işte Cenk Boduş'u o gücü veren işte oraya döneceğiz hemen. Sonra sözü sana bırakıyorum. Kabahat padişahta mı? Hı. Kadıda mı demiştik, hatırlıyor musun? Evet. Sonuçta birinci adam neyse onun altında onun atadığı en alttakinin kapasitesi odur. Evet. Onun atadığı en alttaki adamın kapasitesi neyse, bak Cenk Potuş'u falan geçtim. En alttakinin kapasitesi neyse onun atamasıyla yapılan atama, en üstteki de odur. Evet. Dolayısıyla da bu denklemden CHP kurtulmak zorunda. Süleyman Paşa 23 Nisan havasında, Büyükşehir başka bir havada. Evet. Tekirdağ'da ne oluyor can dostum? Şimdi CHP ile Candan Yücel'i ayrı ayrı değerlendirmek lazım yani. Sen biraz önce dedin ya, hangi CHP'den hangi CHP'ye. Aynen. Tamam. Şimdi Candan Yücel burada kendi gayretleriyle, kendi çok istemesiyle, kişisel olarak CHP'ye rağmen belediye başkanı oldu. Aynen öyle. Tamam. AK Parti'ye rağmen değil. Evet. CHP'ye rağmen. Seçim AK Parti'ye rağmen kazandı ama İl başkan, aday olması olay. CHP'ye rağmen. Aynen. Aday olması da kazanması da. Candan Yücel nasıl bir belediye buldu? Mental yorgunluk içerisinde ne yaptığını çok fazla bilmeyen, çalışmayan, tembel bir belediye personeli buldu. İstediği gibi çalışmayan, istediği gibi yürümeyen. Tamam. Şimdi Candan Yücel'e sorduğun zaman, yani sormadım da,
Bugün sorsan ne yapmak istiyorsun? Soruma fırsatı vermiyor ki basın toplantısı. Sorarız. Bir şey yok, evet. Bak daha şu anda oturtamadı. Ekibini oturtamadı. Kadrosunu oturtamadı. Kendini kafasında oturtamadı. Kendisini, ya kendisi şu anda eminim gece gündüz bütün planlarını, programlarını, ne yapacaklarını, ne yapmayacaklarını şu anda bir analizler içerisinden geçiriyorlardır. Bu süreçte kendisini en yakın olarak gördüğü Cenk Boduç seçim döneminde de yanındaydı. Aday adaylığı döneminde de yanındaydı. En başından bugüne kadar hep yanında olan bir Cenk Boduç vardı. Böyle bir ödülü hak ediyor muydu? Özel kalem müdürü olarak hak ediyordu. Ona o gücü veren bir kere Candan Yücel. Evet. Bugün oradaki tüm sorumluluğun sahibi, atamalarında, başarının da, başarısızlığında, hesap vermenin de hepsinin tek bir sorumlusu var bundan sonraki süreçte. Candan Yücel. Yarının hesabını ne Cenk Boduç verir, ne daire başkanları verir, ne oradaki personel verir kimse. Hiçbir şeyin hesabını vermeyecek. Ne de CHP'nin il başkanı verir. Tabii. Kimse sahip çıkmaz başarısızlığına. Şimdi burada başarı da başarısızlık da Candan Yücel'e bizzat kendisine ait. Şu anda benim bildiğim Candan Hanım kendine çalışacak bir ekip kuruyor. Bunun içerisinde Alparslan Bey çok donanımlı biriydi bu arada. Yani hangi göreve gitti bilmiyorum. Sıradan Fen İşleri Daire Başkanlığı ama orada sıradan bir kadrosuna uygun. Yani eğitimine uygun. Eğitimine, kadrosuna uygun bir yere vermişlerdir. Şimdi çok donanımlı, çok bilgili, çok yetili olması değil, sahada olacak insanlara ihtiyaç var Büyükşehir Belediyesi'nde. Gerçekten çalışmaya, çalıştırılmaya müsait olan insanların orada Candan Hanım'ın tutacağı, ekibine dahil edeceği insanlara ihtiyacı var. Evet. Şimdi tezkiyle alakalı iki firma almış, bir firma almış, 10 firma almış daha öncekilerini. Nasıl aldığı önemli. Pahalı mı almış, milleti kazıklamış mı, yoksa daha uyguna mı yapmış? Ben ona bakarım. Müfettiş geldiği zaman da ona bakacak. Tabii. Yani şeye bakmayacak müfettiş. Adli idari yargıya taşıyacaklar mı? Yani ben sanmıyorum. Daha önce de biliyorsun bir sürü... konular konuşuldu. Tezkiyle alakalı, zarara uğratılmasıyla alakalı. Tabii Şafak Paşa döneminde kalma davalar vardı. Konuşulan işte bir sürü mevzular vardı. Şimdi Sayın Yücel, ben tahmin ediyorum ki yıl sonuna kadar bütün ekibini kurmuş olur. Yıl sonundan sonra da şu an rutin yapıyor belki beni. Gerçekten Tekirdağ eğer istediği kadroyu kurabilirse Sayın Yücel, Tekirdağ hak ettiği hizmetleri almaya yıl sonundan itibaren başlar. İnşallah. İstediği ekibi İnşallah. Kurabilirse, nereden gelmiş? Dışarıdan, kendisi içeridenmiş, o dışarı. Biz buna bakmıyoruz ki. Tekirdağ şu anda bir tek Süleyman Paşa'dan da ibaret değil. Aynen öyle. Ergenesi var, Kapaklısı var ve bu coğrafyada yaşayan her yerden gelmiş insanlar var. Aynen. Kapaklı'ya gidin, Tekirdağlı yok. Çorlu'ya gidin, yarısı... Ne yarısı? Dörtte üçü Tekirdağlı değil. Ama biz burada yaşayanlar olarak hep beraber aynen. Ne diyoruz? Şimdi biz Tekirdağlıyız. Aynen. Evet. Şimdi tam senin deyiminle bunları hakikaten çok konuştuk. Üzerine defaten tekrarlar yaptık. Ben seni başka bir yere taşıyacağım. Şimdi mülkiamirlikler gerçek anlamda denetim görevini gerçekleştirip sahaya çıkıp yani ne sergenin ruhsatına ne GDO meselesinin kamuoyu ayağına hiçbir yere girmiyorlar. Hayvan hastanesinin açılışına bile iktidara mensup bir belediye başkanıyla gidiyor. Basın gene yok. Onlar bir haber. Belediyeye bakıyorsun Süleyman Paşa 23 Nisan gibi vekil başkanlık dağıtıyor. Büyükşehir'e bakıyorsun karma karışık vesaire falan. Büyükşehir karışık şu an. Peki bunları denetleyecek kim? Şimdi tabipler odası mı? Yani mühendisler odası mı? Kimi denetleyecek? Lokantacılar odası Sen mı? Hepsi birlikte mi denetleyecek? Sen mi denetleyeceksin? Ben mi denetleyeceğim? Medyayı takan bir şey yok, yapı yok. Halk nasıl denetleyecek? Yani bütün bunları zorlamanın bir yolu olmalı. O yol var ama biz her zamanki gibi onu da yok sayıyoruz. Onu nedir konuşmadan o? Önce, ipucunu verelim. Onu konuşmadan önce yorumlara hafif bir girelim. Nezaketsizlik olmasın. Sevgili Sema Nur Saygın, daha önce meclis üyeliği de var. O yayını izliyor, eşim de izliyor. Sevgiler, selamlar olsun tekrar. Güzel önerilerde bulunmuş. Sayın Valimiz keşke tüm belediye başkanlarıyla beraber bir programda bu hayvan hastanesini ziyaret etseydi.
Üniversitemizin çok kıymetli bir başarısıdır bu. Türkiye'de ilklerdendir. Bunun duyurulması çok çok önemli anlamında. Ve devam etmiş. Kanlı yasa ile ilgili Tekirdağ Veterinerler Odası bir itiraz, bir karşı çıkış yaptı mı? Doğru okuyorum değil mi? Basın medya olarak sizlerin bilgisi vardır diye düşündüm. Bize bir soru sormuş. Futbol çok önemli. Hayvan hakları önemsiz mi diye bir sitemi var. Katliama sessiz mi kalacaksınız? Tabii ki kalmadık. Kalmıyoruz, kalmayacağız. Neden programlarınız hayvan hakları savunucularından birisi yasayı size tam anlatacak şekilde bulunmuyor ya da baro yetkililerini çağırmıyorsunuz? Oradan birilerini davet etmemizi rica etmiş. Konunun boş iş olup olmadığını hep birlikte diyor daha iyi tartışırız diye tatlı bir yapıcı bir eleştirisi var. İşte tam bunu söyleyeceğim. Şimdi Semanur Saygın duyarlı birisi. Dostluğumuz medya dünyasından ortaya çıktı. Zaman zaman köşe yazıları da yazıyor. Ne kadar iyi niyetli ve ne kadar bilinçli ve ne kadar faal olduğunu biliyorum. Ancak tek başına Semanur Saygın'ın serzenişi ya da bizim serzenişimiz yetmiyor. İşte bir şehirde belediyeye rağmen belediyeyi, mülki amirliğe rağmen mülki amirliği denetleyecek toplu bir örgüt var. Onun adı Kent Konseyi. Kent Konseyi diye bir kavram var. Onlar güvenilir insanlardan oluşursa, onlar gerçekten sözde değil özde kamu yararı düşünüyorlarsa, makam mevki fırsat gütmüyorlarsa, başkanın işaretiyle belediye başkanlarını kastediyoruz seçilmiyorlarsa, bunlardan oluşan Kent Konseyi'nin içerisinde bütün sivil toplum örgütü temsilcileri, halk aklına gelen her şey var. Yani Kent Konseyi bir nevi temsilciler meclisi, bir nevi millet meclisi. Yani o şehrin en yüksek yaptırım organı. Onlar masaya vurduğunda var ya, 7 şiddetinde deprem olur. Aynen. Ne güçlerinin farkındalar, evet, ne de bir icraat peşindeler. Hayvan haklarının protesto yasasına bakıyorsun, Tekirdağ'da bir yürüyüş düzenleniyor. Biz o anda canlı yayındaydık, katılamadık. Bakıyorum Kent Konseyi eski başkanı elinde bayrak, o da orada. Senin onun ev sahibi olman lazım. Evet. Senin valinin önünde 100 bin toplaman lazım Türkiye çapında. Evet. Süleyman Paşa Kent Konseyi Başkanı zaten yok. O sırra kadem. O yok değil mi artık? Yani şimdi herkes şunu bekliyor. Yerel seçim sonrasında gelenektir. Normalde onların yönetmeliği tüzüğü ne derse desin seçim tekrarlanır. Aldık, kabul ettik. Şimdi yeni seçim yapılacak da kimler yapabilir? Biraz öneride bulunmak istiyorum. Biz seninle 15 gün önce mutfak sohbetinde paylaştığımız bir şeyi çok güzel bir şekilde aynı fikirdeymişiz. Benim düşündüğümün aynısını hissetmişsin. Önce sen söyledin, ben de evet ben de öyle diyecektim dedim. Bir yazı yazdım. Dedim ki Kent Konseyi Başkanlığını kim yapabilir? Hadi bir isim düşünelim, bu konuyu konuşacağız. Ben isim vermedim ama. Canım daha ne vereceksin? Büyük abiler ne becerikliler. Ben şimdi veriyorum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ İl Başkanlığı'nın denetim kurulu başkanı mı, disiplin kurulu başkanı mı bilmiyorum ama geçmişten dostluğumuz var. Siyaseten iletişim bazında danışmanlık yapmaya falan da gayret ettik. Söylemlerini, duruşunu, etkisini iyi kötü biliyorum. Kamuoyu da takdir ediyor. Bir Şenay Becerikli var. Tamam. İster Tekirdağ'ın tüm o büyük şehrin Kent Konseyi Başkanlığı'na. Ben de onu söyledim zaten. Sen de onu söyledin çok, zaten. Neden yerinde olmasın? Bir çok güzel olur. Teklif edilir mi? Kim edecek? Bunun teklif edeni zaten yok. Sorun şu ama. Orada bir sorun var. İşte o soruna parmak basacağım. Kim olabilir? Kim olabilir? Ama Süleyman Paşa olur, ama büyükşehir olur. Kamuoyunda en çok kamuoyu meselelerine, altın madenlerine, hayvan meselelerine, işte kıyı sahil meselelerine, yani kamunun kanadığı yerlere dokunan biri var. Kadir Çebi var. Kadir Çebi var. Ha derse ki ben yaşımı başımı aldım, çok yorulmayayım. Olur aslında. Süleyman Paşa Kent Konseyi Başkanı buyursun olsun. O da olur. Ha enerji mi yetiyor güzel derse. Popüler bir hatta isim. Hatta aynı ekipte de olabilirler. Evet. Kent çok da güzel olur. Tekirdağ Büyükşehir için olsun. Birlikte süper olsunlar. Eş başkan olsunlar canım. Kadir Alıcı'ya da alsınlar yanlarına. Alsınlar. Why not? Yani neden olmasın? Çok da güzel olur. Şimdi ben şifayen biliyorum ama Semanur Saygın Çorlu Kent Konseyi Başkanlığı, işte Kent Konseyleri Başkanlığı'nda görev yapan, asıl temsilcini yapan işte Hülya Perin miydi? İsmi yanlış telaffuz etmeyeyim. Hülya Perin. Onun başarısını çok takdir ettiği için gayretini, ben öyle bir şeyi asla düşünmüyorum diyor ama benim baktığım yerden ondan Kent Konseyi Başkanı Çorlu'da da olur, Büyükşehir'de de olur. Bu isimlerin elini taşın altına sokması gerekiyor, sorumluluk alması gerekiyor, bizlerin de böyle isimleri cesaretlendirmesi gerekiyor. Peki Süleyman Paşa'da? Sürpriz Süleyman Paşa'dan gelsin. Ben Sayın Beslen ve Güngör'ün yeniden Süleyman Paşa Kent Konseyi'ne aday olmasını istiyorum. Hiç konuşmadım.
Hiç haberi yok. Yani şimdi Volkan Başkan'la anlaşabilirler tam mi? Tam da o sebepten. Ha. Şimdi bak, muhalif tarafından söylemiyorum. Şimdi AK Parti'yi bugüne kadar kimler taşıdı sırtında, dikkatli bak. Bir, yaşam tarzı tamamen AK Parti felsefesine, savunduğu tezlere uygun olanlar, o kemik kadrolar, %5'ler, 6'lar, 10'lar taşıdı. Bir de camiye gitmediğinde niye gitmiyorsun diyen, işte bayram namazını kaçırdığında niye gitmedin diyen, tamamen laik sistemle yaşayan ama geleneksel sebeplerle de AK Parti'nin felsefelerinin bir kısmına, Kur'an kursuna, dini eğitimlerine taraf olan ama yaşam tarzı kesinlikle AK Parti'ye normalde uymayan, onların hedeflerini halkımız destekledi. Onlar da destekleyince iktidar muhalefeti içinde eriterek, muhalefette mecburen onları da kırmamak için içerisine Abdülhatif Şenerleri, bilmem kimleri vesaireyi falan aldı. Ölümlü İslam modeline talip oldu, gitmedi. Şimdi o isimlere baktığında Trakya'da yaşam tarzı olarak, analizleri olarak, çözümleri olarak, Atatürk sevgisisi olarak, Cumhuriyet'e yaklaşımı olarak, hayvan severliği olarak, dili, donanımı, tecrübesi, birikimi olarak ben Bestemre Güngör'e baktığımda onun tam da bu dönem bu işi yapabilecek açık ara isimlerden biri olduğunu düşünüyorum. Ama bir şartım var. İyidir, nedir? Bir şartım var. Sihirli nokta orası. Sayın Şenay Becerikli de, Kadir Albayrak da, Sema Nur Saygın da, sen söyledin, Kadir Çebi de, sağ ol düzeltme için, Bestemre Güngör de. Belediye başkanlarının ağzının içine bakarak aday olacaklarsa lütfen olmasınlar. Ben bunu yazdım. Kariyerlerini yerle bir ederler. Ama mümkün mü fiiliyatta? Mümkün değilse olmasınlar. Olmaz. Olmasınlar ama şu anda, bak ben, şu yani, anda. Organik olarak bağlı olmasa da. Süleyman Paşa için ben Destan'ın kardeşimizin hiç kimseden icazet almadan örgütlenmiş bir toplulukla gerçek anlamda bir seçime giderek, dişe diş belediye başkanlıklarıyla mücadele ederek, sıfır gebelikle oturduğu bir koltukta Tekirdağ'da çok güzel kent konseyi başkanlığı yapacağına eminim, becerilerini ayrılarak biliyoruz. Aynı şey Kadir Çebi'ye de, Kadir Çebi'de de Şenay Hanım'da da. Onların bir imtihanıdır. Bence muhalif liste olarak talip olsunlar. Bizi dinlemeyebilirler. Kaybetseler de ben omuzlarımda taşırım. Bak, Sema Nur Saygın'dan şey gelmiş. Diyor, ismim geçtiği için cevap hakkım da olmuştu diye. Yayını alalım. Nazik düşünceniz için çok teşekkür ederim. Ancak ben kent konseyi yapısını çok onaylamayan biriyimdir diyor. Tıpkı muhtarlıklar gibi. Evet. Kent konseyleri de. Düşüncesini bu anlamda biliyorum ama ben yine de konseylerinin de lav edilmesi düşüncesi. Evet, işte işlevsizleştirildiği için bunu söylüyor ama kalbinden geçen tam olarak o değil, konuştuğumuz gibi bir yapı olsa keşke. Neyse, hayırlısı olsun. Dolayısıyla vaktimiz dar. Vaktimiz dar. Bir iki cümlem daha var. Aynen hemen sözü sana bırakayım. Bu arkadaşlarımızı ben yakıştırıyorum. Bağımsız olduklarında sakın demesinler, ödenek yok. Sakın demesinler, imkan ihtimal yok. Senin üyelerin zaten samimiyse onlar en büyük destek. Senin güvenilir olman, sözünde durman, geri adım atmaman durumunda sen ve ekibin, sen sokağa hadi gelin dediğinde başta ben gelirim. Evet. Diyerek ben sözü sana bırakıyorum. Hayırlısı olsun inşallah. Daha sanırım birkaç aylık daha bir zaman var. Kent yani, Konseyi Başkanlığı seçimine. O güne kadar bakalım. Daha çok sular geçer bu köprünün altından. Daha çok sular geçer. Son olarak da şunu söyleyelim. Sevgili izleyenlerimiz, şu anda Tekirdağ'da il müdürleri değişiyor. Evet. Milli Eğitim Müdürü Ersan Bey bir şekilde görevden alındı. Yerine başka bir Yalova eski Milli Eğitim Müdürü. Milli Eğitim Müdürü atandı. Diğer taraftan il Emniyet Müdürümüz Sayın Hakan Fındık bir anda Emniyet Müdürlüğünden emekliye ayrıldı. Kendisinin tasarrufudur elbette ki ama hani baktığınız zaman yaş haddinden emekli oldu desek değil, gençti. sağlık sorunlarından dolayı desek, öyle bir sorunu da bildiğimiz kadarıyla yoktu. Peki niye emekliye ayrıldı? Bu konuyla alakalı biraz araştırmalar yapıyorum. Sebeplerini birazcık, ipin ucunu biraz yakaladım. Evet. Devamını da getireceğim, onu da söyleyeyim. İnşallah. Çünkü vermiş olduğu sebebiyet, Emniyet Müdürü'nün bir anda emekliye ayrılmaya karar vermesinin altında bence bir takım sebepler olmalıydı. Ben bu konularla alakalı biraz araştırma bunları yaptım. Bunları paylaşacaksın. Kesinlikle paylaşacağım.
Bir diğer taraftan da diğer müdürler niye değiştiriliyor? Şu anda burada bir güçler dengesi değişmeye başladı. Daha önce yerleştirilmiş olan özellikle Şentop Hoca ve kendi yakınları tarafından yönetilen Tekirdağ'da bir takım dengeler değişmeye başladı. O kadrolar şu anda bir şekilde ya merkeze alınıyor ya emekliliğe sevk edilmek isteniyor ya da merkeze ya da başka şehirlere gönderilmeye çalışılıyor. Bu da bir diğer detay olsun. Şu anda Milli Eğitim Müdürü değişti. Yakında değişecek diğer müdürlükler konuşuluyor. Tarım İl Müdürlüğü evet, senin onu da çok konuşuyorlar. Alanında olan diğer bir taraftan da burada Kalkınma Ajansı müdürü değiştirilecek. Gelen kulağımıza gelen ama gene hep dışarıdan bilgiler gelecek. Çevre müdürü. Abi dışarısı içerisi Türkiye Cumhuriyeti'nin neresinden gelecekse gelsin. Yani. bu polemik bitmez. Eskiden takılıyordum ben onlara. Sayın Hakan Fındık'ın başarılı olan gerçekten de bu ülkenin neresinde görev yaparsa yapsın vatan bilinciyle ülkenin genel olarak çıkarları için gelecek olan kimse ha ilimizde varsa böyle biri öncelik onudur elbette. Tabii, inşallah. Ben bir tarım il müdürü varsa yerlere yerleşik olmasından yanayım. Şimdiden hazırla. Benim atacaklar. Sözleşme atayabiliyorlar biliyorsun. O zaman sen de iyisini bulacaklar. Niye olmasın? Bak şimdi nereye taşıdın meseleyi. Bak şimdi Sayın Hakan Fidan nereden çıktı? Fındığı madem araştırıyorsun cevap hakkında kullanmak anlamında olumsuz bir şey söylemeyeceksin de keşke yayına gelse. O daveti yapsam da o reddetse olmaz, demiş olmaz. Olayım. Ama çay içmeye kahve içmeye beklerim her zaman. Değerli bir müdürümüzdü. Öyle algılıyoruz. Gitmesine. Yerine gelecek olan eski Çerkezköy Emniyet Müdürü'nün adı geçiyor. Evet, sevgili Necmi de ondan bahsetmiş başkanımız. Evet. Bazı isimleri ben son... daha önce o bilgi aldım fakat şöyle bir sorun var onda da. Birinci sınıf emniyet müdürlüğü ne yükseltilmesi lazım? Büyükşehir. Yapıyorlar canım. Bir gecede yasa değişiyor. Rektör atanıyor. Yasa tekrar değişiyor. Olur. İstekten sonra her şey oluyor. Tabii ki. Son 4 dakika kapanışı yapmış buyur. Gibi olalım. Son sözü ben gene sana bırakayım. Şimdi il Milli Eğitim Müdürü'nün değişmesi çok geç kaldı. Çok. Net. Kesinlikle. İl Tarım Müdürü'nün derhal değişmesi gerekiyor. Çünkü evet. O da eskidi. O da net. Yani kaoslu bir dönemde geldi. Kötü bir asla kastımız müdür değil. Ama hani asla kastımız o değil. Daha ama başka yerde daha verimli o da tamam olabilir. Misyonunu tamamladı. Yeter. Evet. Yeter. Yani değişiklikte her zaman güzellik vardır. Hep ne diyoruz? Devlet başkanları değişiyor. Ya müdürler değişmiyor. Onu hep söylediğimiz şey değişmeli. Ersan Ulusan'ı ben başarılı hiçbir zaman bulmadım. Değişmesi vay kesinlikle doğru. Tekirdağ'da kadrolar yeniden dizayn ediliyor. İnşallah güç savaşında heba olan biz halk gene olmayız. Burada son mesajı ben şöyle vereyim. Evet gene her zamanki gibi ne söylediysek iyi niyetle söylüyoruz. Sürçülisan ediyorsak affola. Ancak sevgili halkımız kent konseyi seçimlerinde özellikle elinizde bir kart var. Çevrenizdeki insanları cesaretlendirin. Gerçekten samimiyetle arkalarında durun. Bu belediyelerin adalet, hukuk ile hukuk, iktidar eliyle tam olması gerektiği gibi işletilmediği için buradan cesaret alan belediye başkanlıkları, meclis üyeleri, bürokratlar, memurlar, onlar, bunlar, şunlar sadece görevden alınıp alt kadroya verilmesi kadar basit değil. Bunların da adli idari yargılanmasını talep edecek olan kent konseyleri, kent konseyleri konusunda belediye başkanlarının ağzına bakan insanların değil, tam tersi onlara rağmen karşısında duracak insanların adaylığı konusunda halk olarak elimizi taşın altına sokalım. Bu süreçleri takip edelim diyorum. Ve medyada, yapay zeka dahil artık her şey yapay yapılabiliyor. Her habere inanmayalım. Her gördüğümüzün peşinden gitmeyelim. Aklı selim davranalım. Cumhurbaşkanımız bile birkaç gün bekleyip, bir hafta 10 gün bekleyip ilgili konuya müdahil olup açıklama yapıyorsa ondan da öğreneceğimiz şey bu olsun. Çok düşünelim, az konuşalım ama geri adım atmayacağımız yanlarda taraflarda olalım. Güzel bir hafta diliyorum. Kapanışı sevgili yayın arkadaşım gene senden abi. Yaşar Polat son sözleri söylesin diyeceğim. Lütfen sen söyle. Ülkemizi, devletimizi canımızdan çok seviyoruz. Onun zarar görmemesi için söylediklerimiz kamuoyunda bir parça algı açmak adına mutlu bir hafta, mutlu bir yarınlar silsilesi sizi bekliyor olsun. Sevgiyle kalın diyorum. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, huzurla kalın. Hoşça kalın.